Abi bak, bak çok az sola, çok az sola. Bir abi. Arkan abi, biraz aç Arkan abi burayı. Başlayan. İbo, İbo tutsana İbo. İbo. Abi biraz sola ya. Çok farklı değil. Oradan bir koalisyon. Dur abi, dur, dur gitme abi. Dikkat abi. Takip ettiğiniz gibi, takip ettiğiniz gibi koalisyon görüşmeleri sonuç vermeyince tekrar milli iradeye gitmek ve tekrar milli iradeye müracaat ettik. Çünkü siyasi dünyamızda bu işin nihai belirleyicisi milli iradesi. Ve milli irade dün 1 Kasım itibariyle istikrardan yana tecelli etti. Ve o kısa süreli gelişmeler milli iradeye istikrardan başka çıkış yok dedi, böyle bir karar vermeyi ortaya koydu. Ve ben şu anda çıkan neticenin ülkemiz, milletimiz için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Tabii milletimden de en büyük istihabım şudur. Sayın Cumhurbaşkanım. Bir olalım, bir olalım. Lütfen kardeş rica ediyorum. Hep birlikte inşallah Türkiye olalım. Ya ben gözümü seveyim. Ülkemize en doğudan en batıya, en kuzeyden en güneye sahip olmadığımız sürece üzerimizde çok büyük oyunlar oynandığını görüyorsunuz. Her zaman bir şey söyledim. Tek millet, tek bayrak, abi, tek vatan, tek devlet. Dört tane başlık bizim için adeta olmazsa olmazdır. Yani biz bu dört başlığı çok zenginleştirmemiz lazım, güçlendirmemiz lazım. Ve üzerimizde oynanan oyunlara da buna sahiplenerek cevap vermemiz lazım. Yani tekrar milletime özellikle şükranlarımı ifade ediyorum. Aynı zamanda milletim adına, şahsım adına da hakikaten dün gece o duyulan ülke genelinde dün cereyan eden seçimlerdeki hakikaten demokratik bir olgunluğun ülkemizde ne noktaya geldiğini göstermesi bakımından da şükranlarımı ifade ediyorum. Peki Cumhurbaşkanı basında Tayyip Erdoğan'ı arkadaşları tamam. Seçti. Yani oy vermeyin diyen yani basın yayın organları oldu. Şu anda AK Parti'ye oy verenlerin eski çoğunluğunda Tayyip Erdoğan bir milli mücadele yürütüyor ve biz bu yüzden desteklemek zorundayız dedi. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın o milli mücadelede eli daha da güçlendi diyebilir misin? Şu anda bunu şahsımla alakalı olarak değerlendirmek. Abi ben gözünü seveyim, sen ama abi etme gözünü seveyim ya. Buradan tabii bir şey iyi tespit etmemiz lazım. Acaba abi çekmeye çalışıyorum ben. Niçin? Sistemimizde denli bu şekilde ilgilenirken kendi ülkeliğine milli iradeye niye saygı ve milli irade burada diyelim Erdoğan'ın %52 ile Cumhurbaşkanı seçtiği halde seçtiği günden bugüne hala saygı duyamadık. Manidar olan budur. Onlara bu soruyu sormak lazım. Sizin demokrasi anlayışınız bu. Niçin %52'ye saygı duyuyorsunuz? Şu anda da işte yaklaşık %50 ile Türkiye'de bir parti iktidar oldu. Kesin rakamlarda Yüksek Seçim Kurulu'nun bir akşamki açıklamalarına göre 10 gün içinde falan açıklanacak. Ama şu anda geçici neticelere baktığımız zaman %50 gibi bir rakam gözüküyor. Ve buna dışında kullanılan oylarda neticelendiği zaman öyle zannediyorum ki tamam kesinleşecek ve YSK neticeyi açıklayacak. Dolayısıyla buna da tüm dünyanın saygı duyması gerekir. Tüm dünyada da böyle bir olgunluğu ben pek görmedim. Nadide bazı yerleri bir kenara koyarsak hamdolsun çok olgun bir seçim geçti. Çok kısa zamanda da neticeler hemen hemen yani saat 12 olmadan biliyorsunuz netleşti. Onun için milletime de şükranlarımı ifade ediyorum. Sağ olsun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.